Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tarif anlatımımla daha birlikteyiz. Amigurumi sosis köpek öreceğiz hep birlikte. Bu çalışmayı birlikte öreceğiz, birlikte dikeceğiz ve tamamlayacağız. Çalışmalarınız sonucunda da bu güzel, şirin, tatlı köpeğe sahip olacaksınız. Hiç amigurumi örmesini bilmeyen arkadaşlarımız bile videomu izleyerek kolaylıkla örebilecekler. Çünkü videomda adım adım anlatıyorum. Kullandığım malzemelerin listesini de videonun açıklama kısmına bıraktım. Orada bulabilirsiniz. Ördüğünüz oyuncakların fotoğraflarını da bana Instagram adresimden gönderirseniz hikayemde sizi etiketleyerek paylaşacağım. Kanalımı ve videomu desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Kafa örerek çalışmaya başlıyoruz. Siyah iplikle başlayacağım. Önce köpeğin burnunu öreceğiz siyah iplikle. Sonra gövde rengiyle örmeye devam edeceğiz. Spiral öreceğim. Dönerek öreceğiz. Spiral örgü. Spiral örgü nedir öğrenmek isterseniz de sağ üst köşedeki linke tıklayarak ayrıntılı eğitim videoma ulaşabilirsiniz. Şimdi ipliği bu şekilde tutuyoruz. Belki sihirli halka yapmayı bilmeyen arkadaşlarımız vardır. İki çeşit sihirli halka göstereceğim. Bu göstereceğim biraz daha zor. İkincisi daha kolay olacak sizin için. Şimdi ben genelde bu yöntemi kullanıyorum. Başlarken ipliği bu şekilde tutuyoruz. Kendinize doğru çeviriyorsunuz. Şimdi tığ halkanın içinden geçiriyorum. Şimdi ipi alıyorum. Halkanın içinden çekiyorum. Aynısını tekrar yapacağım. Bir zincirle halkayı kilitliyorum. Bu birinci yöntem. Bu size zor gelirse arkadaşlar ikinci yöntem var. Daha kolay onu göstereceğim. Şimdi iki tane zincir çekeceğiz. İpliği yine tutuyoruz. Şöyle tığ geçirelim. Şimdi şu dibinden tutun. iplerin kesiştiği yerden tutun. Tekrar alın. Elinizi bırakmayın. Çekin içinden geçirin bırakmayın elinizi. Bir tane daha yapacağız. Şimdi bu ipi çekin. Şimdi bir tane daha zincir çekeceğim. Burada iki tane zincir göreceksiniz. İki tane zincir çektik. Şimdi ikinci zincirin içine öreceğiz. Bu bir ipin içinden çıktığı zincir birinci ikinci zincirin içine öreceğiz. Şimdi tığ batırıyorsunuz arkadaşlar. Arkadan ipi alıyorsunuz. Bu bir. Aynı yere örüyorsunuz. Aynı deliğin içine. Aynı yere hep öreceğiz. İki. Üç. Dört. Beş. Bir tane daha öreceğiz. Altı. Şimdi bakın ipi çekmenize gerek yok şu an. Çalışmanız bu şekilde olacak. Şimdi ben diğer yöntemle örgüme başlayacağım. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğiz. Şimdi ipliği bu şekilde tutacağım. Kendime doğru çeviriyorum. Elini bırakma. Tığ halkanın içinden geçirdim. İpi aldım. Çektim aynısını yapacağım alıp ipi bu ilmeğin içinden geçireceğim şimdi bir zincirle halkayı kilitledim halkanın içine altı tane sık iğne öreceğiz şimdi tığ halkanın içinden geçiriyorsunuz ipi alıyorsunuz tekrar 1 devam ediyoruz 2 3 4 5 bir tane daha öreceğim 6 şimdi çalışmamızın başlangıcı bu şekilde örgüyü tutun elinizde kısa ipi de tutun ve çekin sıkıştırın şu ortadaki halkayı birinci sırayı böylece örmüş olduk spiral öreceğimiz için de sıranın başına işaret koymamız gerekiyor işareti buraya yerleştireceğim Şimdi ikinci sırada her dikişin içine çift öreceğiz. Yani iki tane sık iğne örüyoruz. Burada V şeklinde dikişler var göreceksiniz. Tığ o V şeklindeki dikişin altından geçiriyorum. Bir aynı yere öreceğim. İki. Şimdi ikinciyi öreceğim. Bir, iki, üçüncüyü örüyorum. Bir, 2 4. çift 5. çift sonuncu çift 6. çift bakın işaretim burada doğru ördüm anlamına geliyor sırada da toplam bu V şeklindeki dikişleri saydığınızda 12 tane sık iğne örmüş olmalısınız şimdi tekrar sıranın başına işareti koyacağız her dikişe bir tane örüyoruz. Sıra sonuna kadar tek tek öreceksiniz 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bir tane daha öreceğim 12 sıranın sonuna geliyorum şimdi ip değiştireceğiz gövde rengimizi alıyoruz Şimdi bu son ördüğünüz sık iğne şöyle bir geri alın ama tam sökmeyin tığınızda iki ilmek kalsın şimdi ipi alıyoruz ve bu iki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şöyle tutuyorsunuz. Bu ipi biraz uzun bırakın. Şöyle ikisinin içinden geçiriyorum. Şimdi arkada da bu kısa ipi tutun. Şöyle ilk sık iğne örerken içinde kalsın. Şöyle sıkıştırırsınız. Ve arkada da bağlayacağız bu uzun siyah iple kısa ipi bağlayacağız bu bizim işaretimiz gri olanla işimiz yok şimdi bu iki ipi bağlıyorsunuz bu arkada kısa iple bir tane daha bağlayalım siyah keseceğim çünkü artık siyahla örmeyeceğiz İşimiz bitti bizi engellemesin ihtiyacımız yok şimdi tekrar gövde rengi ipliği alıyoruz sıra sonuna kadar öreceğiz 12 tane sık iğne tek tek bu bir bir tane ördük şimdi ikinci öreceğim şu arkadaki iplere dikkat edin 2 3 tek tek örüyorsunuz her dikişe bir tane 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane daha öreceğim 12 sıranın sonuna geliyorum arkadaşlar Şimdi bir sıra daha öreceğiz yine 12 tane işareti koyalım sıra başına 12 tane örüyoruz tek tek her dikişe bir tane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve bir tane daha öreceğim 12 şimdi bakalım çalışmamıza ne durumda işareti alalım bu ipleri de içine ettiğin arkadaşlar bizi engellemesin Çalışmanız böyle olacak. Siyah'tan gövde rengine geçmiş olduk. Şimdi işareti yerleştirelim. Yeni sıraya devam edeceğiz. 3 tane tek tek görüyorsunuz. 1 2 3 Tek tek öreceğiz. 1 2 3 bir tane çift öreceğiz. Aynı yere iki tane örüyoruz. Bir yine aynı yere örüyoruz. İki. Şimdi üç tane tek tek öreceğiz. Bir, iki, üç. Şimdi bir tane çift örüyoruz. Bir, 2 3 tane tek 1 2 3 bir tane çift örüyoruz 1 2 sıranın sonuna geliyorum çalışmanızın görüntüsü böyle olacak toplamda da 15 tane sık iğne örmüş olmalısın yeni sıraya başlayacağız işaret sıra başına yerleştiriyorum sadece 15 tane sık iğne öreceğiz tek tek örüyoruz 1 2 3 4 tek tek örüyoruz sıra sonunda buluşuyoruz 15 tane sık iğne örelim 14 ve 15. sık iğnem. Sırayı tamamlıyorum. Yeni sıraya başlayacağız. Burada tekrarlayacağımız bir grup var. 4 tane tek öreceğiz. Tek tek örüyoruz. 1 2 3 4 Bir tane çift öreceğim. 1 2 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift örüyoruz 1 2 4 tane tek 1 2 3 4 bir tane çift örüyoruz. 1 2 Sırayı tamamlıyorum. Sırada toplam 18 tane sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi sıra başına tekrar yerleştiriyoruz işareti. Sadece 18 tane öreceğiz sıra sonuna kadar. 1 2 3 17 ve 18 sıranın sonuna geldim. Yeni sıraya başlayacağız. Şimdi 5 tane tek tek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5 bir tane çift örüyoruz. 1 2 5 tane tek 1 2 3 4 5 1 tane çift örüyoruz. 5 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5 bir tane çift öreceğiz. Sırayı tamamlıyorum. Sırada da toplam 21 adet sık iğne örmüş olmalısın. Şimdi sıra sonuna kadar 21 tane öreceğiz tek tek. 1 2 3 4 20 ve 21 sıranın sonuna geliyorum. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. 6 tane tek öreceğiz. 1 yanındakine, 2 yanındakine, 3 tek tek örüyoruz. 4 5 6 Şimdi bir tane çift örüyoruz. Aynı yere 2 tane 1 2 6 tane tek öreceğiz. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bir tane çift öreceğiz. 6 tane tek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir tane çift örüyorum. sırayı tamamlıyorum sırada toplam 24 tane sık iğne örmüş olmalısın şimdi yeni sıraya başlıyoruz 6 tane tek tek öreceğiz 1 2 3 4 5 bir tane daha 6 Şimdi burada tekrarlayacağımız bir grup var. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 grup öreceğiz. Şimdi birinci grubu örüyorum. Bir tane tek. Bir tane çift. 1 2 1. grubu ördüm 1 tane tek bir tane çift 1 2 2. grubu ördüm 1 tane tek bir tane çift 1 2 3. grubu ördüm 1 tane tek bir tane çift 1 2 4. grubu ördüm. 1 tane tek, 1 tane çift. 1 2 5. grubu ördüm. 1 tane tek 1 tane çift. Sonuncu grup. 1 2 6. grubu da örmüş oluyorum. Şimdi 6 tane sık iğne öreceğiz sıra sonuna kadar. 1 2 3 4 5 bir tane daha öreceğiz. 6. Sıranın sonuna geliyorum. Sırada da toplam 30 adet sık iğne örmüş olmalısın. Yeni sıraya başlıyoruz. 6 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 5 6. Şimdi 2 tane tek tek örüyoruz. Bundan da anlatacağımdan da 6 grup öreceğiz yine arkadaşlar. 2 tane tek tek örüp bir tane arttıracağız. 6 kere öreceğiz bunu. 6 grup öreceğiz. 1 2 bir tane çift örüyoruz. Aynı yere iki tane. Şimdi iki tane tek. 1. 2 şimdi bir tane çift öreceğiz 1 2 iki, ikinci grubu da ördüm iki tane tek tek öreceğiz 1 2 bir tane çift örüyorum 3. grubu da ördüm şimdi iki tane tek. 1 tane çift 4. grubu da örmüş oluyorum. 2 tane tek 1 tane çift örüyoruz. 5. grubu da örmüş oluyorum. 2 tane tek 1 2 1 tane çift son grubu da örmüş oluyorum. Şimdi sıra sonuna kadar 6 tane öreceğiz tek tek. 1 2 3 4 5 bir tane daha örüyorum. 6. Sırayı tamamlıyorum arkadaşlar. Sırada da toplam 36 tane sık iğne örmüş olmalısın Şimdi yeni sıraya başlayacağım. Tekrarlayacağımız grubu öreceğim. Siz sıra sonuna kadar tekrarlarsınız. 5 tane tek. 1 2 3 4 Bir tane daha öreceğiz. 5 Şimdi bir tane çift örüyorum. 1 2. Bu grubu tekrarlayacağız. 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada da toplam 42 adet sık iğne olacak. Bakın çalışmanızın şekli de böyle olmalı arkadaşlar. Örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıranın sonuna geldim. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 8 sıra öreceğiz. 8 sıra her dikişe bir tane örüyorsunuz. Her sırada da 42 adet sık iğne olacak. 8 sıra örüyoruz. Her sırada 42 sık iğne örüyoruz. 8 sıra sonra buluşuyoruz. 8 sıra örgüyü tamamlıyorum. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. İşareti alıyoruz ve sıra başına yerleştiriyoruz. Şimdi 5 tane tek tek örüyorsunuz 5 sık iğne. 1 2 3 4 1 tane daha 5 Şimdi 1 tane azaltma öreceğiz. Azaltma nasıl yapılır? Sonraki boş dikişin içine tığ batırıp ilmeği alıyorsunuz. Yanındaki boş dikişe de tığ batırıyorsunuz, ilmeği alıyorsunuz. Şimdi üçünü birden topluyoruz. Buna azaltma diyoruz. Şimdi bu ördüğümüz grubu tekrarlayacağız. 5 tek bir azaltma, 5 tek bir azaltma. Sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Sırada toplam 36 adet sık iğne olacak. Örelim sıra sonunda buluşalım. Evet sıranın sonuna geldim arkadaşlar. İşareti de alalım. Tekrar bir kontrol edelim çalışmamızı. Bakın çalışmanızın görüntüsünün böyle olması gerekiyor. Şimdi kilitli gözleri takacağız. Gözleri 13. ve 14. sıralar arasına Buradan sayıyorsunuz 13 ve 14. sıralar arasına Aralarında da 14-15 tane Sık iğne Boşluk bırakarak atlayarak takıyorsunuz Şimdi ben nereye taktım arkadaşlar bakın taktığım sıra Arttırmanın başlandı Yani bu sırada Arttırma yapmışız İlk arttırmanın olduğu sıraya denk gelmiş Burada. Sonra diğer tarafa dönüyorum. Burada çünkü arttırmalar yapmıştık. Bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Son arttırmanın altına da diğer gözü takmışım. Böylece simetri oldu. Arada da 14 tane sık iğne atlamış olduk. Gözleri bu şekilde takıyoruz. Şimdi kaldığımız yerden örgüye devam edeceğiz. Gözlerin arkasını da kilitlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi işaret koyalım. Yeni sıraya başlayacağız. Yeni sırada 4 tane tek tek örüyorsunuz. 1 2 3 Bir tane daha. 4 Bir tane azaltacağız. Şimdi bu ördüğüm grubu tekrarlıyorsunuz. 4 tek bir azaltma, 4 tek bir azaltma. Sıra sonuna geliyoruz. Toplam 30 tane sık iğne olacak. Sıra sonunda buluşuyoruz. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi yeni sıraya başlayacağız. Yine tekrarlayacağımız grubu öreceğim. Ee, 3 tane tek tek örüyorsunuz. 1, 2 3 bir tane azaltacağız şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz toplamda da 24 adet sık iğne örmüş olmalısın örelim sıra sonunda buluşalım Evet sıranın sonuna geldim yeni sıraya başlayacağız iki tane tek örüyoruz bir 2 bir tane azaltacağım şimdi bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz sırada toplam 18 adet sık iğne olmalı şimdi bu aşamada içini dolduruyoruz bakın çalışmanızın böyle görünmesi gerekiyor arkadaşlar şimdi işareti sıra başına yerleştireceğiz yeni sıraya başlıyoruz bir tane tek öreceğiz. Bir, bir tane azaltıyoruz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayacağız. Bir tek bir azaltma, bir tek bir azaltma. Sırada da toplam 12 adet sık iğne örmüş olmalısın. Evet sıranın sonuna geldim. Şimdi son sırayı öreceğiz. 6 adet azaltma yapacağız ve çalışmayı bitireceğiz. Bu birinci azaltma. İkinci azaltma. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Tek tek kapatıyoruz. Toplam 6 tane azaltma yapıyoruz. Elyaf yetersizse tam kapamadan evvel az miktar daha elyaf ilave ediyoruz. Çalışman bittiğinde de ipliği dikiş için uzun bırakıp kesiyorsun. Buluşuyoruz. Evet, ipliği dikiş için şöyle uzun bırakıyoruz. Bu kadar yeterli. Çekelim. Şimdi iğneye geçiriyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir delik oluştu görüntüyü bozduğu için yani oyuncağımızın kalitesini bozduğu için şimdi bu deliği dikerek kapatacağım. Nasıl kapatıyoruz? Bakın burada V şeklinde dikişlerimiz var görüyorsunuz. Bu V şeklindeki dikişler. Şimdi o dikişlerin içinden geçirerek dikeceğiz. Şimdi bakın önce sonraki V dikişin içinden geçiriyorum. Sonra bu taraftan onun yanındakinden V dikişin içinden geçirelim. Sonra iç taraftan yanındakinin içinden geçiriyoruz. Şimdi dıştan ve iç taraftan tekrar geçiriyorum. Şimdi çekiyoruz ipi. Çekip ortayı bu şekilde sıkıştırıyoruz. Böylece delik kapanmış oluyor. Şimdi ipi yürütüyoruz iç tarafta. Başka bir yerden çıkarıyoruz. Ve artık kesebiliriz. Kısa kesiyoruz. Çalışmayı tamamlıyoruz. Kafa parçasını böylece bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kulakları örmeye. Gövde rengi iplikli kulak örerek devam edeceğiz. Evet, yeni bölümde kalan parçaları örerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Videomu ve kanalımı desteklemek isterseniz de beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu, örgü dolu günler diliyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.